Ben herkese merhaba sayın seyirciler. Bu hafta gerçekten çok muhteşem bir yerdeyiz. Neredeyiz? Sultan Gazi Ormanı'ndayız. Ama öyle bir orman ki burası böyle kuş sesleri, hayvan sesleri, yaprak sesi, rüzgar sesi, doğa, mis gibi bir koku ve İstanbul'un göbeğinde saklı kalmış bir cennet burası. Bu hafta bisiklete bineceğiz. Aslında pek çoğunuz eminim oldukça aşinasınızdır. Çünkü hepimizin çocukluğu bisiklete binmekle geçti. Ben de özlemiştim. Sizlerle birlikte çok başarılı isimlerle A'dan Z'ye bisiklet sporunu yeniden öğreneceğiz. Ay çok güzel bir hava var, size anlatamam, mis gibi. Hani böyle kapalı göründüğüne aldanmayın. İnsanın içini açan böyle acayip bir oksijen var. Bisikletim de burada hazır. Arkadaşlar koymuşlar buraya sağ olsunlar ama benim hala içimde bir tereddüt var. O kadar uzun zamandır bilmiyorum ki. Bir laf da vardır ya, hani bisiklete binmek gibi, binince hemen hatırlarsın. Hatırlayacak mıyım acaba diye endişe ediyordum yol boyunca. Ama galiba olacak gibi. İsterseniz başlasın Sportif. Sportif'te bu hafta bisiklet severler ekran başına. Sizler için olimpik bisiklet sporunu daha yakından tanıyacağız. Fransa doğumlu bisiklet, tekerleğin icadına kıyasla oldukça genç. Tekerlek asırlar önce keşfedilmiş ancak bisikletin tarihi 100 yıldan yalnızca biraz büyük. Bisiklet ilk olarak 18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıştır. O zamanlar halk bu iki tekerlekli aletin hem bu kadar çabuk hem de bu kadar kolay yol almasına akıl sır erdirememiştir. Bisikletin fikir babası Sivrak Kontu bu aracı aslında basit tekerlekli bir oyuncak fikrinden türetmiştir. Kont Sivrak iki tekerlekli bu oyuncağı 1791'de yapmıştır. Ancak bilen kişi pedal olmadığı için bu aleti ayaklarını sürüyerek kullanmıştır. Yaklaşık 100 senelik bir aranın ardından bisiklete ilk pedal ön tekerleğin yanına konarak eklenmiştir. Sonra bu modeller tekerlek boyutları, pedal yerleri ve seleleri olmak üzere sürekli değişim göstermiş ve 19. yüzyıl başlarında günümüzdeki şekline ulaşmıştır. Her ne kadar bisiklet sporu ve bisiklet yarışları bu aracın icadıyla amatör olarak start almış olsa da İlk resmi yarış 1868'de Paris'te düzenlenmiştir. 1896'da ise Avrupa'daki bisiklet ilgisi Osmanlı'ya sıçramıştır. Osmanlı'da ilk bisiklet yarışı Atina'da düzenlenen modern olimpiyatlardan tam bir yıl sonra Selanik'te yapılmıştır. Ülkemizde 1923 senesinde kurulan Bisiklet Federasyonu ile beraber 1927 yılından bu yana Türkiye olimpiyatlara katılmaktadır. Türkiye'nin başarılı grafiği bisiklet yarışlarının her klasmanında katlanarak artmaktadır. Bu hafta sizler için bisiklet sporunun en başarılı iki ismini ekranlara taşıdık. Dağ bisikletinin olimpiyatlardaki tecrübeli temsilcisi Esra Kürkçü ve yol bisikletinin yeni yıldızı Ahmet Örken bu bölümde bizlerle birlikte. Sportif başlıyor. Sportif'te bu hafta konumuz bisiklet demiştik. Çok kıymetli isimler var aslında. Öncelikle teşekkür ederek söze başlamak istiyorum. Çok uzak yollardan geldiniz bizim için çünkü buraya. Biz Ankara'da teşekkür ederiz. Yoğunda bir tempomuz var. Esra Kürkçü ile birlikteyiz. Dağ bisikletçisi, şampiyonlar şampiyonu. Şimdi onu tanımak istiyoruz. Öncelikle biz teşekkür ederiz. Bisiklete yer verdiğiniz için, bizi buralara davet ettiğiniz için. Tabii önemli bir branş. Bizim için hayatımızın büyük bir parçası. Ben Ankara'dan geliyorum. Ve yaklaşık 12 yıldır da bu sporu yapıyorum. Uzun yıllardır dağ bisikletçisiyim ama yol bisikleti de yapıyorum tabii. Dolayısıyla hayatımın büyük bir bölümünde bisiklet var diyebilirim. Nasıl başladı bisiklet? Yani her çocuğun aslında geçmişte bir bisiklet hikayesi muhakkak var ama profesyonel hale getirme hikayeniz? 15 yaşında başladım diyebilirim ama tabii profesyonel anlamda birazcık daha üniversiteyle beraber başladı. Benim dayım bisikletle uğraşıyordu. Benim bisiklete olan merakımı gördüğünde hadi seni bisikletçi yapalım ister misin dedi. Ben de bir halk yarışıyla başladım açıkçası. Daha sonra sevdim ve devam ettim. O zaman bisiklete başlamanın, yani profesyonel olmanın bir yaşı ya da bir, yani çocukken eğilmek gerekiyor gibi bir kuralı vesairesi yok mu? Yani yok diyebilirim çünkü tabii ben şanslı olduğum için erken yaşta başladım ama 25 yaşında da başlayabilirsiniz, 30 yaşında da başlayabilirsiniz. Bunun yaşı yok. Bisiklete her yaşta binebilirsiniz. Binmek evet ama profesyonel anlamda icra etmek, mesela şimdi olimpiyat için vesaire için bir jübile yaşı var mıdır?
Ortalama? Aslında pek yok. Çünkü yaşınız ilerledikçe daha iyi oluyorsunuz. Öyle diyebilirim. Dolayısıyla herhangi bir yaş vermek söz konusu değil. Ama tabii 5 yaşında başlayan birisi mi daha iyi gelişir derseniz tabii ki küçük yaşta başlamak daha iyi diyebilirim. Çünkü ağaç yaşken iyidir. Olimpiyatlara girmek için de bir sınır yok o zaman yani. Yok, hayır. Yok. Hayır. İyiyseniz girebiliyorsunuz. En yaşlı sporcu kaç yaşında mesela? Dağ bisikletinden örnek vereyim. Olur. Şu an örneğin olimpiyatta ilk üçe giren bayan sporcular genelde 35-45 arası. Örnek de verirsek Alman bir bisikletçi var. Çünkü 42 yaşında. Çünkü ben kendime bir branş arıyorum. O zaman bisiklet ideal değil mi? Olabilirmiş, bisiklete karar koymuş. Şimdi Başkent Üniversitesi'nde de devam eden bir kariyeriniz var. Evet. Neler yapıyorsunuz orada? Başkent Üniversitesi'ne ben aslında öğrenci olarak girdim 2015 yılında. Tabii başarılı bir sporcu olunca dikkatlerini çekti ve kulüp kuralım ve bisiklet branşı açalım dedi Sayın Rektörümüz Ali Haberal. Dolayısıyla benim için de çok iyi bir teklifti bu. Çünkü iyi bir üniversite, iyi bir kurumda bu branşa devam etmek veya sürdürmek önemli bir şey. Çünkü iyi destekçileriniz olmak zorunda bu branşı yapıyorsanız. Dolayısıyla ben de orada devam etmeye başladım. 2 yıldır Başkent Üniversitesi Spor Kulübü'nde hem takım lideriyim hem bisiklet spor sorumlusuyum hem de sporcu olarak devam ediyorum. Siz genel olarak şimdi bisikletçiliği hiç bilmeyen, yani bu spor nasıl koşulur, nerelerde, ne kategorilere ayrılır bilmeyen birini anlatır gibi anlatabilir misiniz? Bisiklet sporu kategorilerini kaç kategoriye ayrılır? Tabii. Yol bisikleti var, sizin yaptığınız dağ bisikleti var. Pist bisikleti var mesela. Hani Türkiye'deki sporcular bile çok aşina değiller. Sadece biz yurt dışında yabancı sporcularda görüyoruz. Bu artistik bisiklet dediğimiz ne? Hayır, pist bisikleti daha çok kapalı salonda yaklaşık 250 metre uzunluğunda bir alan, eğimli bir özel bir olimpik uzunluğu vardır ve tabii teknikleri vardır onun. Ama bizim Türkiye'de pist olmadığı için hani insanlar onunla pek aşina değil ama biz sporcular takip ettiğimiz için biliyoruz. Olimpik bir daldır aynı zamanda. Onun yanı sıra cyclocross dediğimiz bir dağ bisikletinin alt branşı var. O da daha çok düz çimlik alanda yol bisikleti tarzında bir bisikletle yani ince tekerlekli bisikletle binilebilen ve daha çok hem koşma hem bisiklete binme gibi bir alan. Bir de BMX var. BMX diyoruz biz. BMX de daha çok böyle engebeli tepelerden ve virajlardan oluşan bir pistte olan ve kısa süreli yarışması olan bir alan. Onun dışında downhill var. Çok ekstrem bir spordur. Belki izleyenler bilir hani böyle çok yüksek yerlerden işte hızla aşağı inme. Bisikletin oturma yeri yok onlarda galiba. Yok, var. Selesi var. Selesi evet, ama bir modeli var onun. Çok oturulmuyor onda. Çünkü yukarıdan aşağı inildiği için çok fazla performans gösterilmediği için sadece hani bisikleti kontrol etmeye dayalı olduğundan dolayı çok oturmaya gerek duymuyorlar. Bir de öyle bir branşı var bisikletin. Yani çok branşı var aslında. Az önce siz de bahsettiniz. Artistik kısmı var. İşte dans, bisikletin üzerinde dans edilebilen bir branş var ki o da olimpik bir branştır. Bu şekilde. Tehlikeli mi? Yani bisiklet, özellikle evet. Daha bisiklet için söylüyorum. Evet. Yani sizin böyle çok korktum şu an diye hissettiğiniz anlar oluyor mu? Ya her branşın aslında tehlikesi var. Hani bisiklet insanlara çok tehlikeli gibi görünüyor ama tekniğini bildikten sonra çok tehlikeli değil. Dağ bisikleti özellikle ay kayadan düşer miyim, ay buradan uçar mıyım gibi aslında düşünülüyor ama aslında öyle değil. Mesela ben 15 yıllık hayatım boyunca bir ya da iki kez kaza yapmışım. O da başka hani diğer yarışçıların hatasından ileri gelen bir şeydir. Yoksa benden kaynaklanan bir şey değildi ama bunlar olabiliyor. Yani bir motorcu da kaza yapabiliyor. Hani bir motor sporcusu da kaza yapabiliyor ya da işte bir futbolcu da sakatlanabiliyor. Dolayısıyla her branşın kendine has hayat zaten riskleri var kendine. Evet tabii. Ama hani biraz bunu arttırdığımız zaman tedirgin oluyoruz tabii. Biz izlerken en azından öyle hissediyoruz. Öyle. Çünkü çok zor. Şurada
bir rampada deneme yaparken bile siz mesela ben heyecanlanıyorum. Evet. Acaba bir şey olacak mı? Acaba düşecek mi? Siz yaparken ne hissediyorsunuz? Merak ediyorum. Alışkın olduğumuz için onun için antrenman yapıyoruz. Daha iyi adapte olabilmek ya da bisikletle bütünleşebilmek ya da daha iyi inebilmek, daha iyi çıkabilmek adına. Dolayısıyla iyi antrenman yaparsanız çok fazla riskli değil. Olimpiyatlardaki resmi kuralları merak ediyorum biraz da. Yani şimdi mesela siz bahsettiniz az önce, başkaları yüzünden kaza yaptık dediniz. Evet. Nasıl bir ceza uygulaması oluyor? Yarış esnasında birine faul yaparsanız örneğin. Diskalifiye olabilirsiniz. Ne durumlarda oluyor? Tabii diskalifiye olabilirsiniz. Zaman cezası yiyebilirsiniz. Bekleyip sonradan yarışa katılmak mı? Hayır. Çizgiyi geçtiğiniz zamana ek olarak bir zaman uygulanır. O da sizi sıralama olarak aşağı düşürebilir. Yani bu tip cezai uygulamaları var ya da para cezası alabilirsiniz. Yani yaptığınız hataya göre cezai uygulamaları var uluslararası kurallarda. Yarış esnasında belli bir rota takip ediliyor. Evet. Kaybeden mesela bu rotadan çıktığınız zaman buna müdahale eden hakem mi oluyor, size yol gösteren mi oluyor, düştüğünüzde yardıma gelenler? Yani orada siz kendiniz pistin gerisindeyken bizim çok da göremediğimiz kısımlarda yaşadığınız ve bilmeyen izleyicilerimiz için kuralları soruyorum. Evet. Nasıl bir atmosfer var? Uluslararası yarışmalarda çip denilen bir sistem uygulanıyor. Bu sistemde kesinlikle parkurun dışına çıkarsanız o çip zaten hani görülüyor. Regülasyon sistemi gibi mi? Onun gibi bir şey. Yani sizin sürenizi belli yerlerde işte onun alıcıları var. Oradan geçmediğiniz zaman siz diskalifiye olursunuz. Yani siz parkur dışına çıkmış görünürsünüz. Evet, dolayısıyla diskalifiye oluyorsunuz. Bizim yani ben olimpik branştan bahsedeyim biraz. Evet. Örneğin dağ bisikletinde olimpik branşta 4,5-5 kilometrelik bir parkurumuz oluyor ve bu tamamen araziden ileri geliyor. Orada 5-6 tur gibi bir şey tamamlıyorsunuz ve orada nihai sonuç vardır. Örneğin klasmanlar vardır. C1, C2, C3, Stage 1 gibi. Buradan aldığınız puanlamalarla hani sıralamaya girersiniz. Çok teknik hani kısımları var aslında. Hani yarıştan yarışa göre de değişiyor. Dolayısıyla o yarışmaları ne şekilde tamamladığınıza bağlı olarak sıralamanız gelişiyor. Olimpiyatlardan bahsedecek olursak, olimpiyatlara ülke olarak gidebiliyorsunuz. Yani örneğin ben Esra Kürkçü'yüm. Ben Esra Kürkçü olarak sıralamaya konmuyorum. Türkiye olarak sıralamaya girebiliyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Tabii. Dolayısıyla her ülkenin en iyi 3 sporcusunun puanlaması baz alınır. Bu da ülke sıralaması olarak gider. Aynen. Bayanlarda ilk 18, erkeklerde ilk 21 ülke olimpiyata gitmeye hak kazanır. Eğer olimpiyata gitmeye hak kazanırsanız bir sporcu götürme şansınız oluyor. Bugün dağ bisikletine baktığımızda 1000 tane sporcu var bayanlarda. Ben de ilk 90'ın içerisindeyim. Ülke olarak da ilk 30'dayız. Yani ilk 18'e çıkabilirsek, bu hiç zor değil aslında. Evet. İlk 18'e çıkabilirsek 2020 bizim için kolay gibi görünüyor. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şahsım adına şunu söylemek istiyorum. Hani kadınları sporun içinde görmek zaten muhteşem. Ekstrem sporlarda görmek daha da muhteşem ki şu an şu gün bile jübile yapsanız zaten yeterince göğsünüzü kabarttınız ama bundan sonrası için de şans diliyorum size. Özellikle de 2020 için umarım hedeflediğiniz her şeye ulaşırsınız ve yaşattığınız tüm gururlar için de teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Başarılı bir sporcuyla birlikteyiz. Ahmet Örken. Ahmet Örken de yine çok uzak yollardan geldi bizim için. Konya'dan. Aynen. Nasılsın? Hoş geldin. Ayaklarına sağlık öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz. Seni tanıdığımız için çok mutluyuz. Sen yol bisikletçisisin. Yani düz yol diyoruz. Şimdi seni tanımak istiyorum. İstersen bir anlat kendini. Konya'dan geliyorum. Bahsettiğiniz gibi çok teşekkür ediyorum bize yer verdiğiniz için. Bisiklet sporuna ilk Konya'nın ilçesinde başladım. Çatalhöyük Belediyespor'da. Ülkemizde böyle bir branş olduğunu bilmiyordum. Bir tesadüf eseri bu şekilde bisiklet sporuyla tanıştım. Abimin arkadaşı önerdi ve bisiklet sporuyla tanıştım. Yani kendi bisikletini sürmüyordun da gidip profesyonel olarak ilk başladın yine bir kulüpte, öyle mi? Aslında bir bisikletim olsun diye bir bisiklet sporuna başladım. Yani o zamanki çocukken o şekilde düşündüm. Hani bir bisikletim olur ve bu yarış bisikleti olacak. Bu beni çok heyecanlandırdı.
ve o heyecanla bir başladım. Daha sonrasında zaten bırakamadım. Kaç yaşında demiştin? Yaklaşık 13 yaşında. Şu anda kaç yaşındasın? 24. 24 yaşındasın. O zaman bayağı bir genç yaş değil mi? Evet. Çok büyük hedeflerin var. Neler planlıyorsun gelecek için? Rio Olimpiyatlarına katılmayı kazandım. Orada talihsiz bir kaza yaşadım. Ama bu bana çok büyük bir tecrübe oldu. Tekrardan 2020'de kota almak için mücadele edeceğim. Gelecek yıldan itibaren olimpiyatlar için puan toplamaya başlayacağız. O yarışlarda başarılı olmaya çalışacağım. Bu şekilde. Onun haricinde bu yıl katılacağımız Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası'ndaki parkur benim stilime uygun bir yarış diyebilirim. Daha düz ve toplu bir sprintin olabileceğini tahminleri yürütülüyor. Orada ilk 10, ilk 5 belki podyum olabilir. Şu anda oraya hazırlanıyorum. Bu kalabalık yarışları seyrederken ben hep şey diye düşünüyorum. Hani böyle insanlar üst üste geliyorlar ya, ya çok birbirinize yakın devam ediyorsunuz yarışta. Sanki en arkadaki hiçbir türlü öne geçemezmiş hissi veriyor karşıdakine. O yakınlık bir anlamda tehlikeli. Nasıl mesafeyi koruyarak yarışa devam ediyorsunuz? Aslında kazaya çok yakın anda, yani çok yakınız, evet, yarış içerisinde. Çünkü birbirimize çok yakın gitmek zorundayız rüzgardan korunmak için. Rüzgar ne kadar seni karşıdan estiği zaman çok etkili. Mesela öndeki sporcu %100 gücünü kullanıyorsa onun arkasındaki %50 kullanıyor. Onun bir arkasındaki %30 gücünü kullanıyor. Onun için olabildiğince son metrelere kadar grubun içerisinde kalman gerekiyor. Seni takım arkadaşlarının koruması gerekiyor. Yani sizin için önemli olan en son metreler mi oluyor genelde? Genellikle son 150, 200, 300 metre yarışın bitiş yerindeki eğime göre değişiyor. O son 2 kilometreye girdikten sonra gerçekten çok tehlikeli anlar yaşıyoruz. Yani biz özellikle düz yarışlar, yani düzde biten yarışlar, düz etapların olduğu yarışlar gerçekten çok tehlikeli. Çünkü çok hızlı gidiyoruz. Yaklaşık 50 ile 65-70 arası hızla giderken bir de dediğiniz gibi çok yakın birbirimize gidiyoruz. Bir de şöyle bir şey var, lafını kestim. Hani mesela uzun yıllar çalıştın sen Tokyo'ya. Karşındakinin hatası yüzünden de senin yarışın mahvolabilir ki bu çok haksız bir durum aslında. O bir yanlış yapar, sana çarpar, ikiniz birden devirdiniz ve geri kaldın, bir şey oldu. Çok zor bir branş gibi görünüyor buradan bakıldığında. Aslında sporcular kendisine yapılmasını istemediğini başka birine kolay kolay yapmaz. Hani konsantrasyonu çok bozuldu diyelim. Yani yoldan çıktı, size çarptı. Bir şey oldu, size çarptı. Oluyor mu? Yani, yaşanıyor mu? Kasten yapılmaz. Hani sporcu onu yapmak istemez. Çünkü daha öncesinde kendisi de yaşadığı için bu tür sorunları. Kaza yaptığı zaman nasıl bir sonuçları sakatlanabilir, sporu bırakma zorunda kalabilir. Bunlar bildiği için bilerek kolay kolay yapmaz ve cezaları da zaten çok büyük cezaları var. Hem parasal hem yarış dışı kalma ve zaman cezası verebiliyorlar. Onun için sporcu kolay kolay kasten bir sporcuyu ya, o düşürmez ama ahlakta yetişiyor, evet. Aynen. Bir de son metrelerde elini direksiyondan salmadığın sürece rakibini sağa sola itebilirsin. Öyle o mi? Şekilde birbirine, bu ekranda pek yansımıyor ama evet, biz genelde birbirimize böyle hani tatlı böyle şeyler olur. Yani birbirimizle rekabet esasında. O heyecanda esasında ona da fırsat buluyorsun. Aynen, hem o heyecanda o hızda birbirimizi böyle hani hafifte itmeler olabiliyor. Şimdi senin branşının olimpiyattaki versiyonunun kurallarından biraz bahsedelim mi? Yol bisikleti. Zamana göre değil, mesafeye göre koşuluyor. Set set mi bunlar, nasıl, bir anlatır mısın? İlk kez dinleyen birini anlatıyormuş gibi. Bizim yarışlarımızın hani diğer atıyorum hani atletizmdeki gibi elemeleri yok. Direkt sonuca yönelik yarışımız var. Tek yarış ve tek sonuç. O şekilde start alıyoruz ve yarışı bitiriyoruz. Olimpiyatlara 200 kişi kota aldıysa 200 kişi aynı anda start alıyor. Yarışın kilometresi de yaklaşık 200 ile 250 kilometre arası oluyor. Bu bir gün içerisinde kat ediliyor bu yol. Ve yarışı ilk o bitiş çizgisini ilk geçen olimpiyat kazanmış oluyor. Kazanmış oluyor. Kurallar var dedik.
neler diskalifiye olmanıza yol açar bu yolda? Kurallar, rakibini kasten düşmeye yönelik hareketler yaparsan, hani tutup çekersen, bunu da hakem görürse diskalifiye olabilirsin. Onun haricinde sözlü olarak rakibini çok ağır sözler söylersen, bunu da komiser gördüğü zaman, onu kanıtladığın zaman o şekilde de diskalifiye olabilirsin. Onun haricinde yokuşlarda mesela sporcular geri kalabiliyor. Bu geri kaldığı zaman arabalardan destek alırsa eğer normalde 3 saniye destek alabilirsin su alırken. Onun haricinde hani daha fazla destek alırsan bu da senin diskalifiye olmana sebep olabilir. Suluklar duruyor. O suluklar evet. Yarış esnasında duruyor mu bisikletlerinde? Yarış esnasında duruyor evet. Hatta işte yarış esnasında arabadan değiştirebiliyoruz. Ve fizyon noktaları var. Yiyecek aldığımız noktalar var. Peki bu kaybettiğiniz mesafe ya da bu nasıl telafi ediliyor? Diyelim siz durdunuz, su içtiniz. Bu tarz mola hakkınız var mı resmi olarak? Durarak değil. Hareket halindeyken arkaya gidip takım aracından yiyecek içeceğini alıyorsun, tekrar hızını gruba dayanıyorsun. Yok, grubun temposuyla aynı tempoda gidiyorsun ama arkada. Peki bir bisikletin çıkabileceği en büyük hız nedir? Yaklaşık 100 ile 120 km. Siz 100. Yaptınız mı hiç? Evet, iniş aşağılarda. Yokuş aşağı iner. Aynen. Ama düzde 70 ile 80 arası değişiyor. Peki bunun sportif anlamda da tabii büyük bir etkisi var. Zaten bütün spor salonlarında da herkesin yaptığı bir klasik cycle var ama onunla da ilgili şey diyorlar. Çok uzun süre yapıldığı takdirde, yani benim gibi bir insan mesela egzersiz için yapmak isterse diz kapaklarında sıkıntı yaratabileceği uzun vadede. Ya da vücudu gereğinden fazla bir örnek veriyorum. İşte bağlarınız biraz daha fazla kaslanabilir gibi bir şey. Egzersize bisikleti ne kadar biz uygulamalıyız mesela? Bununla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Bisiklet kesinlikle hani dizlerde o ağrı veya sakatlanmaya neden olmaz. Halkın pedal çevirme hali var ya. Evet. Yani bu bahsettiğim bisikleti, bulunduğunuz bisiklet sabit ve yalnızca pedal çeviriyoruz. Bu çevirdiğimiz pedal da uzun vadede kıkırdaklara zarar veriyor diye bir şey ben duymuştum. O da şeyden kaynaklı. Selenin boyu bacak boyunuza göre olmadığı için. Ha, onun bir orantısı aynen olması gerekiyor. Yani. Onun orantıları olması gerekiyor. O eşit bacaklarınız aynı orantıda ölçüde olmazsa. Ama normal şartlarda bizim için müthiş bir kalori yakıcı değil mi bu bisiklet? Aynen öyle. Bu da sizin bisikletiniz. Bundan bahsetmek istiyorum biraz. Tanımak istiyorum daha doğrusu. Yol bisikleti nedir özellikleri? Yol bisikleti biraz daha ince MTB'den örnek verirsek MTB'ye göre daha hızlı. Hı-hı. Bunun da sebebi lastiklerin ince olması. Diğer bisikletlere göre sürtünmeyi azaltıyor ve daha hızlı, daha az enerji harcayıp daha hızlı gitmenizi sağlıyor. Onun haricinde viteslerimiz MTB bisiklete göre biraz daha farklı. Burada hem fren hem de vites olarak kullanabiliyoruz burayı. Evet, daha farklı. Bizim kullandığımız şöyle. Aynen. Şöyle. MTB'ler veya normal bisikletlerde o şekilde. Bizim burada hem fren olarak hem vites olarak bunu elcekleri kullanıyoruz. Diliniz nerede? Zil kullanmıyoruz. Bizde yok. Buna biz gidon diyoruz, buna sele diyoruz. Zaten aslında bisiklet hepimiz tanıyoruz, bahsettik. Ben biraz da binmeye çalışmak istiyorum. Sizlerle birlikte. Yani yetişemem birlikte de. Deneriz. Deneyeceğim artık. Şimdi biraz da teknik kısma geçelim. Deminden beri acaba bisikletten sürerken düşer miyim bu kadar aradan sonra diye düşünüyordum. Binerken düşüyordum az kalsın. Daha değişik olanı tercih ederim ben her zaman. Şimdi burada 3 farklı bisikleti birden göreceğiz. Çünkü az önce bahsetmiştik sohbet ederken. Bir tanesi yol bisikleti, bir tanesi dağ bisikleti, bir tanesi de city bike denilen günlük hayatta kullanılan bir bisiklet. Aslında sporcumuzun bisikleti. Benim kullandığım bu dağ bisikleti. Ama bunların arasında bir fark var. Yani şöyle piyasa değeri olarak, fiyat farkı olarak hani almak isteyenler için konuşursak en pahalısı aralarında yol bisikleti. Neden öyle? Neden öyle? Hem hafif
hem esnememesi gerekiyor ve aerodinamik olması gerekiyor. Hı hı. Tamamen bir mühendislik işin içine girdiği için fiyatı yükseliyor. Onun haricinde üzerindeki malzemeler zaten en üst seviye. Bu sebepten dolayı fiyatı da otomatikman yükseliyor. Doğru. Yok da şöyle biraz daha farklı, yani anlatırken anlayamadığımız farkları şimdi görüyoruz. Sizin bisikletle olan farklardan bahsediyorum. Tekerlekler bir kere çok daha farklı. Evet. Daha kalın. Çapları daha büyük. Çapları daha büyük. Başka ne farklar var sizin anlatabileceğiniz, sizin bisikletinize dair? Bu bisiklet zaten biraz amatörlere göre, yani benim bisikletim biraz daha karbon ve arkadaşımın da söylediği gibi mühendislik harikası bir şey diyebiliriz. Daha hafif, daha akıcı ve daha hani uygulanabilir, özellikle arazide giderken bir kere konfor sağlıyor. Dolayısıyla daha pahalı diyebiliriz. Normalde günlük bir bisiklet almak istersek mesela 1500 ile 3000 arası iyisi kötüsüyle evet, değişen bisikletlere ulaşabiliyoruz ama burada bahsettiğimiz şu yol bisikletinin fiyatı 20 binlerden başlıyor. Belki de 60 binlere kadar uzanıyor mu demiştik, değil mi? Öyle bisikletlerde var. 60 bine kadar da çıkıyor yani. Çok da pahalı bir skala aslında ve değişken. Çok güzel her şey. Bu kafamızda gördüğünüz kasklar muhakkak her sürüşte takılması gereken kasklar sanırım. Öyle evet, değil mi? Sizin evet, yarışmanın kuralı olan şeylerden bir tanesi. Olimpiyatlarda muhakkak kask olması lazım. Başka neler kullanılması lazım? Mecburi olarak kask birinci planda. Eldivenler kişisel olarak. Hı-hı. Ya kullanmak istersen kullanırsın. Kullanmak dizlik, dirseklik vesaire gibi. Bunlar kullanılmıyor. Biz kullanmıyor. Aynen. Bir de biraz farklı olan şey ayakkabılar galiba. Evet, ayakkabı var. Hatta böyle size sepetimde getirdim. Ha, getirdiniz. bu bisiklet ayakkabısı. Bizim kullandığımız ayakkabılardan. Kullandığımız özel pedallarımız var bizim. Kilitli pedal diyoruz. Ve bu kilitli pedallara kilitlememiz için de altında kaller bulunuyor. Bunlar bisiklet sporcularına özgüdür ve pedala basarken hem basıyoruz hem çekiyoruz. Dolayısıyla performansınızı %20-%30 civarında arttırıyor. Ben de sepetten diğerini alayım. Evet. Şöyle altını görebilirsiniz. Nasıl? İlk kullandığımda 3 kere düştüm. İlk kullan... Çünkü şey değil mi bu? Kitleniyor, çıkarmanız gerekiyor. Bir dakika. Nasıl biraz? Kitleniyor ve durduğunuz anda çıkarmanız gerekiyor. İlk kullandığınızda 3 kez düştün mü bunlarla? Aynen. Çünkü biraz insana sanki... Yani ben de olsam ya bir bağlılık hissettirir gibi. Aslında kayaktaki gibi falan evet, bu biraz evet, sanırım evet, değil mi? Aynen kayaktakine benziyor. Bunu peki mesela düştünüz bu ayağınızdan çıktı, takması sonra kolay mı? Çok kolay. Tekrar evet, yani takması ve çıkarması çok kolay. Zaten alıştıktan sonra Ahmet herhalde ilk bindiği zaman düşmüş. O alışmamış olduğu süreç. Alıştıktan sonra gayet kolay. Ahmet de tam böyle bisikleti olan yaramaz küçük çocuklar gibi hep burada nerede kendi branşı farklı olduğu için tabii ister istemez değişik şeyler denemek istiyor. Bisikletiyle bu tekerleklerin kayacağı yerlere gidiyor. Devamlı Ahmet'i seviyoruz. Gerçekten çok sevdik Ahmet seni ya. Ne kadar güler yüzlü bir arkadaş. Şimdi biraz o zaman turlayalım. Değil mi? Tamam, turlayalım. Nasıl yapalım? Yani ben turlayalım derken tabii siz turlayın. Ben de arkadan yetişirim. Yol bisikletinde iyiyim. Ben dağdan korkuyorum. Şimdi siz önden gidin. Ben mi önden gideyim? Evet. Büyük bir sorumluluk. Ay, heyecanlandım. Ben de... Allah. Kaza yaptırıyorlardı bana. Ben dönüş alamıyorum ya. Hep ayağımı böyle bir yere indirme isteği geliyor. Neden? Korktuğunuz için.
Korktuğundan mı bunun? Evet. Mesela şu an dinleyeyim, korkmuyorum. Evet, korktuğum için galiba. Ay çok korktum, kaçırıyorlar. Az kalsın düşüyordum sayende. O yarışlarda yaptığı itme şakalarını. Ah ama. Yarışlarda dedi ya, birbirimizi şöyle hafifte itiyorduk diye. Bana da aynısını yapmaya çalıştı ama düşmedim. Sağlanmayın. Ay. Bu bisiklet kaydı bana uygun değil mi? Uygun. Uygun da. Şöyle ki bisiklete binerken önce şöyle pedalla biraz hız verip sonra seleye oturursanız daha uygun. Çözdüm. Aslında burası düz yol olsa var ya, ne kadar çok rahat ederdim. Ops. Ahmet beni ne kadar korkuttu. Başıma ne gelirse gelsin. Sıçra. Bir şey söyleyeceğim. Başıma ne gelirse gelsin böyle. Ahmet niye oraya geldi? Ahmet niye? Ahmet dedi ki ben ne yapayım? Aman düşme diyorum. Hayır, çünkü şey söylüyor. Nazar değdirir şekilde söylüyor mavi gözleriyle. Hemen. Ama demin fark ettiniz mi yaptığım hareketi bilmiyorum. Bisikletin arkası kalktı. Evet. Evet, alıştın alıştın. Duyurulur. Hadi yarış yapalım. Çünkü benim düşmemi bekliyor. Ay, skora girdim. Aa. Evet, artık yaşlanmışım ben. Benden geçmiş anladım. Çok yok güzeldi. Canım, öyle de demeyelim de. Gerçi hocamız antrenmanla da iyisiniz o yüzden. Sen biraz tebrik edersiniz beni. İyi. Tabii, evet, tebrik ediyoruz. Demin farkı olmadan istemeden bisikletin arkasını kaldırdım. Yani çok başarılıyım. Atlamasıya başladım. Şaka bir yana çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Sizi tanıdığım için çok mutluyum. Hem çok eğlendim hem de sizleri çok sevdik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Evet, çok eğlendim. Hayalim, yani dileğim sizin için özellikle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hedeflediğiniz, hayal ettiğiniz her şeye ulaşın umarım. Ki bugüne kadar yaşattığınız her şey için çok teşekkür ediyorum size, sonsuz hem de. Çok memnun oldum tanıştığıma. Biz şimdi de öyle. Şimdi o zaman beraber kapatalım Sportif'i istiyorum ben. Şöyle evet, birlikte tabii. Yanıma gelin bence. Tabii. Sportif'i bu hafta noktalıyoruz. Haftaya yeni bir branşla, yeni konuklarla yine birlikte olacağız. Şimdilik bugünlük hoşçakalın.